4 Eylül Pazartesi Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu yazısı. İKK birimleri istihbarat kurumundan müstakil olmalı. 16 Nisan referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu olarak hazırlanan Türk istihbaratını millileştiren kanun hükmündeki kararname ile MIT Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı. Türk istihbaratını millileştiren devrim niteliğindeki genel kuranlar Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. KHK genel olarak kalkışma veya darbelerin kotarıldığı iç tehdidi, TSK içindeki FETÖ ve darbeci unsurları deşifre etme, yargı önüne çıkarma amacıyla MSB ve TSK içinde istihbarat yapılmasına imkan tanıyor. MIT Müsteşarı Emre Taner'in 15 Temmuz darbesini araştıran komisyona TSK içinde istihbarat yapılmasını engelleyen bir yönergeden dolayı 15 Temmuz'u önceden haber alamadıklarını açıklaması ne kadar etkili olmuşsa 17-25 Aralık polis ve yargı darbesini 7 Şubat'ın rövanşı olarak değerlendirip MIT'in istihbarat zafiyetini kurumlaşma eksikliğinden kaynaklandığını iddia ediyor olması da o derece önemli sanırım. MIT'in Cumhurbaşkanı'na bağlanmasındaki amaç tamamen ülkenin genel güvenliği, toprak bütünlüğü ve topyekün milleti hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf edebilecek bir istihbarat yapılanmasını gerekirse yeniden oluşturmak diyebiliriz. FETÖ'nün dış destekli kanlı kalkışma veya darbe teşebbüslerinin önlenememesiyle ortaya çıkan istihbarat zafiyetinin bir daha tekrarlanmaması ve istihbaratın kurumsallaşması adına her türlü hukuki, teknik ve ekonomik desteğin sağlanması da çok önemli. Ancak istihbarat birimlerimizin batılı ülkeler seviyesini yakalaması veya geçmesine karşın ABD, ve bazı batılı ülke gizli servislerinin Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa ve kaosa sürüklemek amacıyla FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek vermesi şüphesiz MIT için birinci dezavantaj. İkinci dezavantaj ise MHP hariç diğer muhalefet partilerinin MIT'i güçlendirmek amacıyla çıkan bütün kanunlara kamu yararı ve milli güvenlik açısından katkı sağlayacak yeni teklif ve pozitif eleştirilerde bulunmak yerine akıl almaz bir şekilde ihanet derecesinde Batı'nın psikolojik harp söylemleri ve algı operasyonlarına alet olmalarıdır. 2014 yılında MİT'i güçlendirmek amacıyla yapılan kanun değişiklikleri paralel yapı, FETÖ ve 28 Şubat medyası tarafından Başbakan Erdoğan ve MİT'i hedef alan inanılmaz asparagas haber, yorum ve kara propaganda yöntem ve söylemlerine dönüştürülmüştü. Bu söylemler içinde en önemlisi MIT'e iç operasyon ve yetkisi verildiğine yönelik çarpıtmaydı. Doğrusu yeni kanun taslağında MIT'e dış operasyon yetkisi verilmiş olup iç operasyon yetkisi yalnızca casusluk suçlarında ve devlet sırrının ifşasında söz konusuydu. Türkiye'nin caydırıcı gücünü arttırmak gayesiyle terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu kararıyla MIT'e dış operasyon yetkisi verilmesi ulusal güvenliğimiz açısından önemli ve yerinde bir karar olmuştur. MIT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması sonrasında ülkemizde darbe, kalkışma ve işgal girişimlerine karşı dış desteği kesmek ne kadar önemliyse, içimizdeki uzantıları etki ve nüfus ajanlarını deşifre edip yargı önüne çıkarmak da o kadar önemlidir. İstihbarat şargonunda İKK, savaş ve barış zamanlarında espionaj, sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yoluyla karşı ve yabancı istihbarat servisleri ve yerli işbirlikçilerinin eski ajanı, nüfus ajanı, zararlı faaliyetlerinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesidir. Küresel ve bazı batılı ülkelerde İKK faaliyetleri devletin güvenliği açısından genel istihbarat kurumundan ayrı ve özel olarak düzenlenmiştir. 21. yüzyılda bu ülkeler ulusal güvenliklerine yönelik küresel tehdit değerlendirmelerini ve bu tehditlere karşı alınacak tedbirleri düzenleyen İKK faaliyetlerini daha da detaylandırarak hedef kurumlar içerisinde ayrı ayrı birimlere yüklemişlerdir. MIT'in yeniden yapılandırılmasıyla ilgili MIT raporu şu anda Cumhurbaşkanı'nın masasında. Türkiye'nin öncelikle geçmiş yıllarda batılı istihbarat servislerinin etkisinde İKK birimlerini zayıf, ve güçsüz tuttuğu biliniyor. Şu anda istihbaratta yapılması gereken en önemli konu İKK birimlerimizi süper bir hızla güçlendirmek. Mümkün olan en kısa süre içinde de İKK birimlerini genel istihbarat kurumundan müstakil olarak ayrı ve özel bir genel müdürlük haline getirmektir. Zira Türkiye'de şu anda çeşitli kisvelerde casuslar ve ajanlar cirit atıyor.